Ah, nereye gidiyorsun? İstiyap Park'ta erkek arkadaşımla yemek yiyeceğim. Yemek yiyeceksin. Gel bakalım. Özden. Turuncu yakışıyor sana. Saç rengine, ten rengine çok uyuyor. Ama ayakkabılarını, üzerindeki şey hareketli olduğu için ayakkabının hareketiyle böyle çok karışık buldum. Kotunda da böyle yırtıklar var birazcık. O yüzden tek bant bir ayakkabı giyebilirdim, beyaz. Ve çantanı hiç beğenmedim. Teşekkür ederim. Nihal. Bir daha önce Ayşenur kullanmıştı burada. Evet, onun tarzını taklit ettiğim için onun için giyiyorum. Taklit ediyorsun demiyorum. Kullanılan bir şeyi sonuç olarak kullanmıyoruz. Öyle bir şey yok canım. Var öyle bir şey. Ben bluz almıştım. Öyle bir şey yok canım. O zaman kullandığı için kullanmadım. Kullanılabiliyorsa tekrar kullanabilirim. Öyle bir şey yok. Kimin ne kullandığını bilemezsin. O zaman X bir marka bütün ürünlerini satmasın, biz de almayalım. Saçma saçma konuşma. İnsanlar hayır, sadece... Saçma değil. Bir kez kullanılan bir şeyi kullanmamaya çalışıyoruz. Ben öyle biliyorum Kendi giydiğinizi tekrar etmemeniz gerekiyor. Başkasının giydiğini giyebiliyor mu? Tabii ki giyebiliyorsun. Her zaman söyledi ya jüri, başka yorumlarsın, farklı giyersin. Fişte olunduğu burada iki aynı kıyafet farklı yorumlandı. Kaç kere yaşadık hayır, bunu? Hayır, ben onu gerçekten anlamadım. Çünkü ben mesela aynı bir şey alıyorum. Başkası benden önce kullandığını hayır, sadece işte sen, sana ait bir ayakkabı. Sen onu kendi sezonunda giydin. Gelip bir de All Star'da giyme. Birincisi bu. İkincisi, daha önce bu podyumda kullandıysan kullanmamaya özen göster. Ya bunlar tamamen sizin tercihinizle ilgili. Kullanırsanız da eleştiriye açık olacaksınız. Tamam, bu sevindirici haber aynı ayakkabıdan bende de var. Ama bu yorum bence çok kötü olmuş. Yorumda beraber geliyor ama, öyle söyleyeyim. Efendim? Yorumda beraber gelecek onu giydiğin zaman. Tabii ki. Ayşenur giymişti diyeceksin, Ayşegül giymişti denecek. Neyin altını dolduramıyorum? Yani bir de bir şey söyleyeyim, Ayşenur giyse ne olur, giymese ne olur. Ben bunu kompleks haline getirmiyorum ki, isteyen Ayşenur istediği her şeyi giyebilir. Ayşenur kombini daha doğruydu, bu pantolonun evet, altında doğru, bu tulumla, bence giyilmez. Tulumla kombinlemişti, o kombini beğenen birinin de zevkli olduğunu düşünemem o zaten. O kombini beğeniyorum demedim, Ayşenur'un yorumu daha güzel ne demek? Bunu i̇şte yorum yapmak için yapıyorsun. O gün Ayşenur'a nasıl yorum yaptığını da görmek lazım yani. Ayşegül müsaade et. Ben Ayşenur'un kombinini beğendim demedim ki o zaman da sinemaya topukluyla gidilmez demişimdir büyük çevir ihtimal. Çevir kazı yanmasın Nihal. Duyamıyorum. Çevir de yanmasın diyorum. Neyi çevireyim ya? Biraz önce Ayşenur'a hayır, daha güzel olmuş demedim mi? Hayır, bu pantolonun olmaz Ayşegül bence. Bu kotun altına bu olmaz. Yani bu kadar net. Onun dışında, Kemal Doğulu'nun netlerinden, onun dışında bence bunu kısa bir şeyle giymek daha mantıklı bu ayakkabıyı. Çünkü bileğinde bir detay var, daha iyi gösterir. Yürürken iyi görünmüyordu yani kot ve ayakkabı. Olabilir. Olabilir değil, kötüydü. Tamam bak, demek sen, senin de kötü demen, tarz değil bir şey söyleyeyim, misin? Senin kötü demen beni rahatsız etmiyor ki, sadece sen eleştiriye açık değilsin. Biz bir şey söylediğimizde sen atomu mu parçaladın diyorsun. Yani senin bir şey söylemen beni gerçekten sürekli rahatsız etmiyor. Sürekli kendinin çok tarz olduğunu falan söylemeye bir çalışıyorsun şey söyleyeceğim, da beni değil. Rahatsız etmiyor işte senin söylediğin. Demek ki benim o benim şuursuzluğum veya şuurum. Bu seni hiç ilgilendirmiyor. Bak herkes ben kendinden sorumlu. Ben niye seni dinlemek zorundayım o zaman? Herkes kendinden sorumlu. Eleştiriye açık ol o zaman. Beni gerçekten rahatsız etmiyor. İyi eleştirin de. Ben ya bana çok güzel olmuş eleştiri desen de. Sen cevabını bana ne? Veriyorsun. İyi olmuş, kötü olmuş desen de bana ne yani? Hayır, ben sana kötü bir eleştiri yaptığımda sen cevabını veriyorsun. Ayşenur giysene giymesene diyebiliyorsun. Evet, yani bunu ben kompleks zaman... hale getirmiyorum ki. İsteyen istediğini giyer. Ben de sonra giyerim veya önce giyerim ya da benden sonra giyer. Bana ne? Ben bunun tartışmasını daha önce yaptığım için biliyorum. Ve arasında hiç zaman dilimi bırakmıyorsun. Mesela tulum giyiyor, başka bir rengini hemen o hafta şimdi giyiyorsun. Şöyle bir kere bunu yapıyorsun ama bunu mesela ekran yorumu olarak yapıyorsun. Çünkü biz buraya geldiğimizde zaten kombinlerimiz hazır oluyor. Ve ben bunu o giymişti, bunu bu giymişti diye ayıramam ki ilk haftada giyeceklerim önceden hazır olduğu için şu yorumun o kadar saçma ve boş ki. Saçma ve boş değil, anlayana boş demek istiyorum o zaman. He he canım he. Evet, aynı şeyi biz yapsaydık, özeniyorsun bilmem. Yo, hiç öyle bir şey söylemedim şu zamana kadar. Ben bunu ilk sezonda söylemiştim, biri başkasının ayakkabısını giyiyor diye. Sonra haksız olduğumu anlayınca bir daha hiç böyle bir yorum yapmadım. Ben de seni kişisel tanıdığım kadarıyla söylüyorum. Ya işte senin de yapabileceğin yorumlar sınırlı ya. İşte Ayşenur'un ayakkabısı. Ayşenur yokken Ayşenur'un üstünden Ayşenur'un ayakkabısı yap diye bir şey yok. Onu markalaştıran sensin sadece. Yo, ben hiçbir daha şekilde markalaştırmıyorum. Daha önce A kullanmıştı. A kullanmıştı. Şimdi de sen kullandın ve arasında hiç zaman farkı yok. Yani geçen hafta kullanmıştı. Şimdi giyiyorsun. Ne güzel. Bir daha kullansın, bir daha giyerim. Beni rahatsız etmiyor. Tamam. Öğrendiğim bilgiye göre ben de giyeceğim ama ben olsam kotla kullanmazdım. Kötü tamam, görünüyor yani. İstediğine ayrıca sen de zayıf ya, bir kız ne değilsin. Senin de basenlerin var. Tamam, ben rahatsız olmuyorum basenlerimde ama en azından seninki kadar olmasın yok. En azından seninki kadar yok. Tamam, ben basen yarıştırmayalım ya da nerede şimdi giyeceğimi biliyorum en azından. En fazla benimki falan.
Şimdi bu çıktı herhalde. Senin boyuna göre kilo mu fazla? Ay, beni rahatsız etmiyorsunuz ya. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Yok ben böyle bir şey demedim. Nurcan'ı alınmışsın herhalde şimdi biraz önce biri öyle yürüdü diye öyle şey yapmamışsın. Beni rahatsız etmiyorsunuz yani. Gerçekten sen bizi çok rahatsız ediyorsun. Belli ama oluyor Ayşegül. Canım. Belli oluyor. Evet rahatsız ediyorsun. Belli oluyor ne kadar güzel. Şidem. Ayşegül. Yani bu kadar yorumun üzerine yaptın hani Ayşe Nur'a. Ben o ayakkabıyı gerçekten giymezdim. Seni bir ayakkabı hani çok da zora sokmazdı aslına bakarsan. Bir şey sorayım arkadaşlar hani, ben Ayşe Nur'u ciddiye almıyorum ki bana ne? Bak şunu demek istiyorum aslında ben başka yerden... Siz çok ciddiye alıyorsunuz herhalde. Beni çok ilgilendirmiyor ki onun ben ne sana giydiği. Onu bir taklit... de o pembeydi bu kırmızı bak, yani. Susmuyorsun bak bir şey söylüyorum. Aslında taklit ettiğini düşünmüyorum fakat ben senin yerinde olmuş olsaydım böyle bir mevzu geçseydi o ayakkabıyı giymezdim çünkü o giydi. Ne yapardım biliyor musun? 5 tane kombinimden bir tanesini değiştirebilirdim. Senin buna gücün de var. İstanbul'un merkezinde oturuyorsun. Gider başka bir kırmızı ayakkabı alabilirdin onun yerine. Sen kendin aslında bu lafları duymaya şu anda kendin duymak istedin. Hani yarın öbür gün konusu geçtiği zaman soracaktın ki sen Ayşe Nur ben senin üzerinde olan bir parça bile giymedim. Hatta kombinlerimi değiştirdim ya, bir şey diye deseydin. Şöyle bir şey var. Şimdi o bana bunu dese ne olacak? Ben Ayşe Nur'a benziyorum. Yalnız hayır. O değil de bayağı dedikodu yapıyorsunuz yani. Gerçekten. Sen koltukla falan konuşmaya başladın bir ara. Oradaymış gibi. Bayağı dedikodu yapıyorsunuz yani. Dedikodu değil sadece onun söylemiş olduğu bir şeyi senin burada onu ispat eder gibi bir halin var. Onu demek istiyorum. Güzel özet oldu. Bu ayakkabıyı giysem onu ben de düşüneceğim de. Ama yapmıyorsun aslında biliyorum o eski bir kombinin senin öyle denk gelmiş. Hepimizin denk geldiği oluyor. Ama ben onu ne yapar ne eder değiştirirdim. Ben hani o lafı yememek söylesin, için değiştirirdim. Dursun, beni rahatsız etmiyor. Çünkü sen hani hırslı bir insansın. Sen ufak bir lafı bile kendine yediremiyorsun. Hep üstte olmayı seviyorsun. Altta kalmıyorsun. Bunda da altta kalmasaydın diye düşünüyorum. Senin için söylüyor yani. Yani söyle, ben kötü bir şey söylemiyorum. Bak için ya da Ayşe Nur bak sen bunu giyersin bana da giyemezsin. Bir dost giyemedin. Değil. Ayşe Nur beni ilgilendirmiyor. Gibi. Tamam onu da anladık. Onu evet da anladık. Yani peki. Stilettolar benim gene buradan, o zaman. Gene buradan bana neye bir laf. Neye gene? Laf söylemeden duramıyor Öykü Hanım. Gene Çiğdem'e mi gülüyorsun? Ben hayır, burada yorumumu yapıyorum ona bile Çiğdem laf, dedi muhalefet. Ya ben olsam bu lafı yemezdim. Bence sen de öyle yapmalıydın dedi. Ben de bir dost dedim sadece. Güldüm. Bunu şimdi burada büyük bir olaya falan çevireceksin. Ben tekrar güleceğim. Hazır sen geçebilirsin. Teşekkür ederim. Ayşegül Doğan, ceket 149 TL. Üst 99 TL, kot 60 TL, çanta 29 TL, ayakkabı 89 TL. Hoş geldin Ayşegül. Merhaba. Nereye gidiyorsun? İstinye'de bir AVM'de üst katta erkek arkadaşımla yemek yiyorum. Aa, bence alt katta yeseydin. Üst katta ne işin var? Ayşegül çok rüküş geldin. Ya, tamam. Bir tek saçlarını çok beğendim. Yani geçen sezondaki Ayşegül gördüm karşımda. Ya yani hiçbir şey katmamışsın. O ayakkabıları nasıl giydin Ayşegül? Ayşenur giydi diye mi nasıl giydin? Efendim? Ayşenur giydi diye mi? Duyamıyorum. Şey Ayşenur giydi diye mi nasıl giydin? Hiç alakası yok. Ne münasebet. Herkes giydi o papuçları. Bunun altına, o ceketin altına o hiç olmamış. Bir kere ceketin senin nar çiçeği. Evet. Nar çiçeği, ayakkabı, bayrak kırmızısı buradan gördüğüm kadarıyla. Karıştırma. Hele o zarfın elindeki, o nar çiçeğin içindeki beyaz. Gri. Ben inanamadım sana. Gri. Hala bakıyorsun. Yok, neye bakıyorsun? Gri dedim. Özellikle bir şey bakmadım. Ceketini çıkar hemen çok çabuk. Ama çıkarma. Hani dedim belki bir girik kollu, yok, bir İspanyol kollu, bir şey vardır dedim. Hiç olmamış Ayşegül. Çeneye gelince böylesin. Bugün ne oldu? Sana 5 veriyorum canım. Teşekkür ederim. Evet Ayşegül, uygun fiyatlar ama çok zorlama. Ayakkabı ceketi uydurdun, çanta bluze uydurdun, o ceket daha uzun olmalı, senin boyunu kesti,
ayakkabı senin boyunu kesti. Evet, kot güzel, yakışıyor sana. Ama o kotun başka bir şey giymelisin üstüne. Daha salaş, daha... Ya da eğer böyle bir maskülen gibi bir tarz yapmak istiyorsan, o ceketinin, o vatkının üstündeki manşetler olmamalı. O cepleri çok fazla buldum, o çiçekleri falan. Ben de sevmedim, pisküler ayakkabı içine. Bu hafta, geçen hafta çok iyi geliyordun ama bugün kafa karıştı herhalde. Olabilir. Teşekkür ederim. Güzel. Teşekkür ederim. Ceketinin rengi çok güzel. O renk sana çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Ceket de güzel kendi başına ama o kadar yanlış styling yapmışsın ki Ayşegül. Yani o ceketle o ayakkabı kızların dediği gibi olmaz. O çanta olmaz. İçindeki o desenli şeyle ceketin tarzı çok alakasız. Fiyatları uygun, evet. Ben günün başında beğenmediğimde kaç veriyorum demiştim? 5. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Senin yerine alabiliriz Ayşegül.